Aslı Kılıç'la Beyaz Sayfa programına, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Aslı Kılıç. Her hafta birbirinden değerli konuklarımla evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün de stüdyoda çok kıymetli bir misafirim olacak. Hepinizin çok yakından tanıdığı, videolarını izlediği Sinan Ergin ile yaşama dair her şeyi konuşuyor olacağız. Bizi takip eden, ekran başındaki izleyenlerimize de mutlu ve başarılı olmak için birkaç tüyo vereceğiz. Programın son kısmında ise Genel sağlığımızı tehdit eden görünmez düşman uyku bozukluklarının nedenlerini ve çözüm önerilerini anlatacağım. Çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız aslı kılıçla beyaz sayfa başlıyor. Keyifli seyirler. Bugünkü konuğum videolarının illaki karşınıza çıktığı çok kıymetli biri sevgili Sinan Ergin. Sinan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ama tabii elimiz boş gelmedik. Aa. Canlı yaşayla geldik. <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, Sinan Hocam canlı yaşa kitabını getirmiş bana. Ee, bakayım imzalamış da benim tabii için. Ki. Çok naziksiniz çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edin. Çok da mutlu oldum. Ee, nasılsınız nasıl gidiyor? Süper gidiyor canlı gidiyor her şeyle. Tabii ki çok yoğun gidiyor tempolu gidiyor. Hem sen evet. geldiğince hem Türkiye'de hem yurt dışında devamlı aktif içinde olmaya çalışıyoruz. Evet çok güzel. Bugün sizinle çok güzel şeyler konuşacağız. Eminim ki izleyicilerimiz için de kendilerinden bir şeyler bulabilecekleri, ilgilerini çekecekleri konularımız, sorularımız var. Dilerseniz başlayalım mı? Hadi başlayalım. Başlayalım. İlk ilk olarak sorayım. Her konuğumuzla böyle bir alanında uzman, çok sevilen, beğenilen kişileri konuk aldığımız için illaki bir sorarız. Kendi tanımıyla başarı nedir? Başarılı nasıl olunur? De size sormak istiyorum. Bence güzel bir soru. Özellikle şu anda gençler özellikle bu konuya çok fazlasıyla fokus vaziyetteler. Ee, başarı tabii ki herkese göre farklılık teşkil eder. Birisi belki iş hayatında, birisi belki özel hayatında. Ama başarı bana göre ve canlı yaşaya göre çok önemli bir konsept içerisinde. Şimdi şu anda esasında kendinizi nasıl hissettiğinizle ilgili bir şey. ...ve eğer kendinizi nasıl hissettiğinizi farkındaysanız... ...düşüncelerinizin, duygularınızın, yaşamın nasıl olduğunu farkındaysanız... Esas da çok başarılısınız demektir. Ama eğer böyle üzüntülü, kederli, geçmişle ilgili, gelecekle ilgili kaygılarınız varsa... ...istediğiniz kadar görüntüde başarılı gözükseniz bile esası başarılı değilsinizdir. Başarı şimdi, şu anda, gerçek anlamda sizin yaşamanız demek esasında. Hissetmeniz, fark etmeniz demek. Bence en büyük başarı bu. Eğer şu anda gerçekten o farkındalık içindeyseniz... Hatta eylemleriniz de o yönde ilerlemeye başlar. Ama kritik nokta insan bazen farkındalığı kaybeder. Ne demek esasında? Düşüncelerin, dış dünyanın etkisine girmeye başlarsınız. Bir anda kendinizi kaybedersiniz. Eğer kendinizi kaybettiyseniz artık başarılı değilsiniz. Ve artık olsan sonraki eylemleriniz de başarılı bir eylem olmayacaktır. O yüzden çok kritik bir şey. Mesela ben çok eski zamanda kendimi çok başarılı zannederdim. iş dünyası çok da başarılıydım. Ama bir gün kendimi fark etmeye başladığımda, gözlemlediğimde Dışarıdaki başarılarımın o kadar da etkili olmadığını fark ettim. Yani kendi içimde çok sıkıntılıyım, gece doğrusu uyuyamıyorum, stres yaşıyorum. Hatta stresin de çok başarıyı getiren önemli bir şey olduğunu zannediyordum. Ama insan kendisine zarar verirken dışarıda yapmış olduğu eylemler başarılı gözükse bile acaba başarılı olur mu? Olmaz. O yüzden bir şeyi çok iyi anlamak lazım. Başarı bir sonuç değil ama başarı bir süreç de değil. Başarı kişinin kendini tanıması, anlaması, hayatı tam fark etmesi demek esasında. Hatta ben buna canlı yaşam diyorum. Eğer canlıysanız bence başarılısınız. Hatta çoğu insan der ki hocam hepimiz canlıyız. Hatta evleniyoruz, koşuyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ama öyle değil yani. Yani sen şöyle çok güzel bir yerdesin böyle deniz kenarındasın harika bir otmaz ver. Sonra bir bakıyorsun ki seni düşünceleri almış götürmüş dertlenmişsin tasalanmışsın ya da korkular endişeler başlamış. Ya artık o saatten sonra o gütüelliği yaşayamamış vaziyettesin. O yüzden gerçek başarı olanı olduğu gibi, olmak istediğiniz gibi değil ama olduğu gibi yaşıyorsanız bence bu başarıdır yani. Başarıyı aslında dışsal faktörlerden Kesinlikle. ziyade içsel faktörlere yönlendirmeniz. Kesinlikle. Ama burada yanlış anlaşılmasın, anda yaşamaktan bahsetmiyorum. Hı -hı. Sadece farkında olmaktan. Evet, yani kişinin kendinden çok geçiyor aslında başarı. Kesin. İşte işte ne kadar başarılı vesaire olduğundan ziyade o işi yaparken kendi Aynen. içi mutlu mu değil mi? Ee, peki şunu da sorayım, stressiz başarı mümkün mü? Eskiden mümkün olmadığını zannediyordum. Yetişmiş olduğum tarz ortam ve çevre bunu gösteriyordu. Fakat şu an çok net söyleyebilirim ki yani stres belki sizi kamçılıyor olabilir. Ancak stres olduğu zaman artık kendinize zarar veriyorsunuz. Kesinlikle. Kendinize zarar verdiğiniz bir şeyde başarılı olduğunuzu söylemek bence imkansız olur. Acaba insan kendisini stres yerine başka hangi olaylarla tetikleyebilir, eyleme geçirebilir? Tutku olabilir, sevgi olabilir esasında, sorumluluk duygusu olabilir. Bunlar da kişiyi harekete geçirebilir ve stresi tamamıyla yok eder, korkuyu tamamıyla yok eder. Yani bir insan gerçekten tutkulu, sevgi dolu, sorumlulukla eyleme geçiyorsa orada stres ve korku yoktur esasında. Peki stres ne zaman oluşur? yapmanız gerekenleri yapmadığınız içindir esasında. Yani siz yapmanız gerekenleri yapmadığınızda yavaş yavaş strese girmeye başlarsınız. İşler böyle üzerinize saldırmaya başlar. Her şey bir noktadan gelmeye başlar. Ve artık hiçbir şey yapacak haliniz kalmaz. Çünkü çok fazla her bir şey birikmiştir. O zaman da strese girmeye başlarsınız. O yüzden stres aynı zamanda içeride müthiş bir bölünme, parçalanma ve çatışma yaratır. Biz zannediyoruz ki stresli bir hayat mümkün değil. Halbuki mümkün. Ne zaman strese giriyoruz daha çok? Dışarıdaki olaylar, düşünceler bizi etkilemeye başladığında kendimizi kaybettiğinde ve yavaş yavaş cansızlık başlıyor esasında. Onda stres icat artıyor ve sonradan kaygı, korku, endişeler dönüşmeye başlıyor. Ama gerçekten ciddi derecede bir şeylerin farkındaysanız stressiz hayat da oluşabiliyor. O zaman ne oluyor? Dışarıdaki olaylar problem haline dönüşmüyor. Bir şeyin problem haline dönüşebilmesi, strese gelebilmesi için sizi içselleştirmeniz lazım. Dışarıdaki olayları düşünceleri. Eğer isterleştirirseniz o zaman kendinizi kaybediyorsunuz zaten. Yavaş yavaş bir strese giriyorsunuz. O yüzden kritik nokta dışarının düşüncelerinizin farkında olabilmeniz, korku ve stresi de ortadan kaldırıyor. Burası bence çok önemli ve insanların bu konu üzerine çalışması lazım. İnsanlar daha çok dışarıda nasıl başarılı olacakları üzerine çalışıyorlar. Ama dışarıda başarılı olabilmeniz için işinizde, özerkliğinize para kazanırken başka bir şey ilişkilerde Önce kendinizi kazanmış olmanız lazım. Yani kendinizi kazanmadan dışarıyı kazanmanız hiçbir şekilde mümkün değil. Ama kendinizi kazandıysanız dışarıyı kazanmaya da çalışmazsınız zaten. Çünkü eylemleriniz artık kazananın eylemine dönüşmüştür. Orası bence son derece etkili ve önemli. Evet, insan kendiyle ilgilenmeye başlayınca aslında dışarıdaki Kesin. şeylerden daha az ee, ...olumlu da olsa, olumsuz da olsa daha az etkilenir hale geliyor. Kesin. Dışarıya daha az muhtaç ve bağımlı hale Bravo, geliyor. çok iyi fark ettiniz. Bu tabii ki çok daha sağlıklı. Ee, bir de işsizlik faydalıdır diye bir açıklamanız ha, evet. var. Ee, bunu konuşmak istiyorum biraz ee, da. Bir kere işsizliği bir problem gibi görmemek lazım. İşsizlik müthiş bir fırsat. Sonuçta bir işe gireceksiniz bugün, yarın, öbürsü gün. Belki arkasından yine işsiz kalabilirsiniz. Çok önemli değil. Evet. Fakat işsiz kalmayı bir problem ve kriz haline getirdiğiniz zaman oradaki fırsatları göremiyoruz. Belki de yaşamınız içerisinde 3 ay, 5 ay işsiz kalmış olabilirsiniz. Belki maddi olarak tabii ki bu size zarar veriyormuş gibi gözükebilir. Ama zamanınızın esasında 30 yıl çalışacaksınız. 30 yıl içerisinde 3 ay, 5 ay, 6 ay işsiz kalmak ne demek biliyor musunuz? Yaşamdaki en büyük fırsat. Çünkü bir daha hayatınızda böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Bir daha hiçbir zaman için kendinize böyle bir zaman ayıramayacaksınız. Kritik konu bir fırsat gibi görürseniz o zaman o bölümü çok iyi kullanırsınız. Yani siz kariyeriniz için, yaşamanız için neler gerekiyorsa belki bir lisan öğrenirsiniz. Belki genel kültürünüzü arttırırsınız. Belki kendinizi çok daha iyi tanırsınız. Belki de hayatla ilgili kariyeriniz değişmeye de başlar. Düşünceniz değişmeye başlar. Belki hiç gitmeniz bazı yerlere gitme şansınız oluşmaya başlar. Yani bir şekilde belki ailenizle daha fazla zaman geçirme şansınız olur. Belki ilk defa çocuğunuzu siz bırakırsınız okula. Belki siz alırsınız. Belki ilk defa yemek yapma şansınız olur evde tek başınıza. Yani kendinize daha fazla ilgilenmeye vaktiniz olmaya başlayabilir. O yüzden bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. Bazen işsiz kalalım. Bence çok önemli bir şey. Belki maddi sıkıntımız oluşabilir. Ama merak etmeyin. Çalışırsanız da maddi sıkıntınız olacaktır zaten. <laughs> o da o sen, doğru. <laughs> o da doğru. Yani çalışınca maddi sıkıntı bitiyor diye bir şey yok ki. Ama en azından 3-5 <laughs> ay o şeyi görmüş olursunuz. Sonra başka bir şey daha çıkar. Yavaş yavaş sıkılmaya başlarsınız. Bir şeyler Sabe. üretmeniz gerekli olduğunu düşünmeye başlarsınız. İnsan boşta o zaman da iş mi? bulduğunuz zaman o işin değerini anlarsınız. Halbuki çalışırken bıkarsınız. Bunu alırsınız, çalışmak istemezsiniz. Halbuki o süre içerisinde işin de ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. İş sadece para anlamında değil, kendinizdeki güzellikleri, değerleri, yaratma aşkınızı ortaya çıkarmanız için müthiş bir fırsat olanı. ve kendinizi çok daha değerli ve iyi hissetmenize güzel de bir yer. O yüzden bazen yokluklar güzel varlıkları ortaya çıkarmak için en önemli fırsatlardır. Tabii ee herkesin bir bütçesi de var. Yani bu maddiyat bölümünü ayarladıkları şekilde insanlar. Şimdi borç harç içine kalın girin. Ama işte şey yapın da diyemiyoruz. Böyle bir imkanınız varsa kendinizi dinlemek için bu aşamada insan ne yapmak ya da ne yapmamak istediğine de karar verince dediğiniz gibi Tabii, çok daha e, verimli artıyor. herhangi diyor. bir boşluk olduğu zaman böyle işiniz olmadığı zaman eski işin devamından belki iş bulmayacaksınız. Belki de sizdeki evet. bazı yetenekleri kabiliyetleri çok iyi fark edeceksiniz. Belki bazı hayalleriniz aklınıza gelecek. Bir bakmışsınız ki kendinize iş yeri kurmuşsunuz. Yani illa paranız olarak iş yeri kurmazsınız. Hatta ben hep söylediğim bir şey vardır. Paranız olsa iş yeri kurmazsınız paranız olmadığı için iş kurarsınız esasında. Ve şu anda teknoloji o kadar çok destek oluyor ki o kadar büyük imkanlar var ki yani e, çok e, neredeyse ücretsiz fiyatlara İngilizce öğrenebilirsiniz. Çok ücretsiz fiyatlara ciddi derecede e ticarete işler yapabilirsiniz. Yani belki de o fırsatlar size başka başka kapıları açmaya başlayacak. mecbur da kalmak. çok önemli. yani e İnsan kendini bir şey yapmak zorunda hissettiği zaman belki de yapmaya başlıyor. Doğru. Herkes konfor alanındayken böyle bir şeyler yapayım ya ben dur bir işimden ayrılıp da iş kurayım demiyor sizinle de söylediğiniz gibi. Kesinlikle. Ama tabii evet. şeyi unutmamak lazım. Yani ileride yani bir 10-15 20 yıl sonra bu kadar çok çalışılmayacak ve çok fazla esasında çalışmayan bir insanlık oluşmaya başlar Çünkü robotlar, yapay zeka birçok görevleri aldığı için insanoğlu bence gereksiz işlerde çalışmayacak. Şu anda en üzücü olan nokta insanların yani geçimlerini sağlamak için insana yakışmayan hiçbir katme değeri olmayan işlerde çalışmalar esasında. Yani eğer ne kadar hakikaten bu konuları değiştirebilirsek bence çok çok önemli. İnsan çok değerli bir varlık. Olay sadece para kazanmanız, kariyer yapmanız değil. O yüzden kendinizi değerli hissettirecek, sizdeki değerleri ortaya çıkaracak işleri yapmanız bence çok çok önemli. Evet. Oysa yani herhangi bir şekilde para kazanmak için bir şey yapıyor olmanız bence güzel bir şey değil yani. Katılıyorum. E, peki bir iş görüşmesinde sizce nelere dikkat edilmeli? İş görüşmeleri e, özellikle gençler için ama aynı zamanda orta yaşlılar için de geçerli olan bir şey. Tabii. İş görüşmesi çok kritik bir şimdi hazırlık gerektiriyor. Benim gençlerle gördüğüm en çok üzüldüğüm nokta hazırlık yapmıyorlar. Halbuki şu anda ellerinde müthiş teknolojiyle gitmeden önce o firmayı, o kişiyi, görüşeceği kişiyi çok iyi tanıyabilir, anlayabilir, algılayabilir. Ve acaba kendinizdeki hangi değerler, kabiliyetler, yetenekler, tecrübeler, bilgiler, birikimler ne varsa sizde o şirketi çok iyi tanımlarsanız, anlarsanız, o kişiyi de anlarsanız acaba bunları nasıl kullanabilirim orada diye bakmanız lazım. Yani bende olanları oraya ne katkı sağlayabilirim? Görüşmeniz tamamıyla sizde olan bazı özelliklerin o firmaya hangi katkıyı sağlayacağını anlatarak geçiyor olması lazım. Burası bence çok değerli ve önemli. Fakat şirkette giderken bakıyorum ben bize gelenlerde de öyle esasında. Hiç incelememişler bakmamışlar bir iş olsun diye geliyorlar böyle. O bence son derece yanlış bir şey. Ya da maddi boyutlu Kesinlikle gençlere de. şunu söylemek istiyorum ki karpuz gibi seçilmeyi beklemesinler. Yani CV'yi bir yere koyayım da birisi gelsin biri alsın. Öyle bir şey yok. Size göre girmek istediğiniz hangi şirket varsa lütfen oraya girmek için yazı yazın, randevu alın, uğraşın, didinin. Yani siz seçmeye çalışın. Yani hangi şirketi çalışmak istiyorsanız ve lütfen gençseniz eğer maaş ne kadar, iş ne kadar gibi sormayın. Kimle çalışacaksınız? Orada kime rapor edeceksiniz? O rapor ettiğiniz kişi size çok iyi bir hoca, öğretmen olabilir mi? Eğer bu kişileri daha iyi seçmeye çalışırsanız Müthiş derecede hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Gençlerin birinci kriterinin yani kendilerini doğru bir kişiyle çalıştırmak olması lazım. Yani eğer doğru bir yöneticiyle beraber çalışmaya başlarlarsa çok hızlı imilenirler. Temelleri daha güçlü olur. O yüzden seçim yaparken işe girmek değil sadece geleceğe kendileri ilgili yatırım yapacak şekilde düşünmeleri lazım. Kesinlikle. Ee, paranın nasıl daha hızlı kazanılabileceği ile ilgili... Ee... Görüşünüzü dinlemek istiyorum. Para nasıl ee, daha hızlı kazanılır? Para hızlı kazanmak gençlerin çok merak ettiği, evet. herkesi merak et. Yani tabii ki bazı e, e, maddi sıkıntıların arttığı ortamlarda hızlı para kazanmak ihtiyacı doğabiliyor. E, bu bence çok tehlikeli ve önemli bir nokta. Para tabii ki çok önemli bir şey, çok önemli bir araç. Ama para her şey değil. E, hani ben şeylerle konuşmak istemiyorum. Parasız da mutluluk vardır demek yalan olur. O yani çok önce olur, kendi ihtiyaçlarınızı de. tam net karşılamış olmanız lazım ki ondan sonra başka bir şey oluşabilsin. Ama para nasıl hızlı kazanılabilir değil de para nasıl doğru kazanılabilir burası çok önemli. Yani paranın hızlı kazanılması ya da para kazanmanın birinci öncelik olduğu durum oluşursa o zaman gençler para kazanmak yolunda yanlış yollara sapmaya başlayabilirler. Özellikle teknoloji, sosyal medya insanları yanlış yere doğru götürebilir ve yanlış örnekleri doğru örnek gibi görmeye başlayabilirler. Ve ne yazık ki dış dünya çok etkileyici olur gençler için. Yani arabalar, ortamlar, çevreler falan. Bir bakarsınız ki kendi değerlerini unutan yanlış işe kapılırlar. Bir şekilde hızlı para kazanıyorsanız orada doğru bir eylem yoktur. Yani birilerine zarar veriyorsunuzdur. Ve birilerine zarar veriyorsanız yarın siz de zarar görmemeniz imkansızdır. O yüzden yani bir e, yukarıya doğru çıkmak istediğiniz zaman merdivenleri step by step çıkarsınız esasında. Ve oraya geldiğinizde bir doygunluk oluşmuş olması lazım. Parayı kazanmanın ötesinde hızlıca parayı tutabilme, harcayabilme kapasitesi de gerekir. Eğer siz hızlı çıktıysanız parayı ne yapacağınızı bilemezsiniz ve her şey elinizden yok olur. Sorumluluk seviyeniz artmadan kazandığınız her para başınıza bela olur. O yüzden öncelikle sorumluluk seviyesinin artması lazımdır ki kişi de o para değerli bir hale gelsin. O yüzden gençlere en çok söylemek istediğim konu doğru bir yaşantıyı seçmeleri. ...hızlı para kazanmayı değil esasında. Hani doğru bir yaşantı seçerlerse... ...doğru para kazanmayı öğrenmiş olurlar. Ve hızlı yaşantıdan... ...hızlı paradan daha fazla para sahip olurlar. Burası çok kritik bir şey esasında. Evet. Yani o yüzden... E, ...doğru yaşantıyı anlamaları lazım. Doğru yaşantı nedir gerçekten? Bakın şöyle bir örnek vereyim size. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada... ...bu milli piyango, loteri gibi şeyler var ya... ...yapılan araştırma gösteriyor ki... onu kazananların... %97'si 5 yıl içerisinde kazandığını kaybettiği gibi elindekini de kaybetmiş vaziyette. Evi yıkılmış vaziyette. O yüzden yaşam esasında hızlı para değil yani tamamıyla doğru bir iş, doğru bir para, doğru bir kariyerle olur. O da siz doğruysanız olur. Siz doğruysanız eylemleriniz doğru olmaya başlar. O yüzden sizden rica ediyorum bütün gençlerden özellikle biz sosyal medyayı kapatamayız, oradaki eylemleri kapatamayız ama kişilerin doğruyu ve yanlışı anlayabilecekleri tabloyu oluşturmuş olmamız lazım. Ve zaten yaşadığımız ortamlarda gördüğümüz gibi çok ciddi sıkıntılar doğuruyor bunlar. Değerlerini kaybeden bir toplum, aile, insan ve kişi para kazansa bile değersizleştirir bütün her şeyi. Ve o parayı da doğru düzgün harcayamazlar. O yüzden mümkün olduğunca... Doğru yaklaşımları, doğru insan yetiştirmeyi, doğru insan olmayı özendirmeliyiz. Bence evet. kritik yer burası. Sadece para olarak da değil, Aynen. hızlı kazanılan her şey hızlı kaybediliyor Kesinlikle. aslında. Hızlı tüketiliyor. Kesinlikle. E, katılıyorum size. Peki, e, paradan bahsettik, işten bahsettik, işsizlikten bahsettik. Birazcık da kendimizi şımartsak. insan Aynen. kendini nasıl şımartmalı? Çok güzel bir şey. Bir kere bu bizim ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve o konuşmalar da yapıyorum. Bizim ülkemizde ne çocuklarımızı, ne kendimizi, ne sevdiğimiz insanları şımartmamak üzere bir teyimiz var. Yani çocukken bile böyle dur şımartma çocuğu şimdi şımarır. E şımarsın kardeşim ya. Yani şımarmak ne demek ki? Yani çok bence önemli bir şey. İnsan ne zaman e, terbiyesizleşir biliyor musunuz? Şımartılmadığında. Yani sevgiye aç kalmaya başlayan bir insan ya da çocuk yavaş yavaş terbiyesizleşir, agresifleşir, Kötü hareketlerde bulunmaya başlar. Neden? Dikkat çekmeye çalışır çünkü. Yani normal eylemlerinden sevilmeyen birisi normal olmayan eylemleriyle dikkat çekmeye çalışır. Evet. Bilinçaltı o kişiyi dikkat çeken bir pozisyona götürür. O yüzden mesela bakın çocuklarınızı şımartmazsanız, sevmezseniz, ilgilenmezseniz çocuklarınız yanlış işler yapmaya başlar. Yanlış işler yapmaya başlayınca daha çok ilgilenmek durumunda kalırsınız. Yani uyuşturucu kullanır, başka yere gider, onu yapar, bunu yapar. Bu sefer anne baba daha çok ilgilenmek durumunda kalır. Halbuki baştan şımartsaydınız ve sevseydiniz tablo başka türlü olurdu. Şımartmak ne demek esasında? Sevginizi göstermek demek. Sınırsız ve sizce? Ya yani bir insanın sevgisini göstermesiyle karşı taraf ne olur esasında? Çok mutlu olur. Peki şımarır ne yapar yani? Daha çok sevgi mi ister? Hayır öyle bir şey değil esasında. O da daha fazla sevgisini vermeye başlar. Bu aynı şey çiftler için de geçerlidir. İlişkileri de geçerlidir verebileceğiniz kadar daha fazlasını vermeniz çok normal bir şeydir. Çünkü seviyorsunuz. Karşısı da o sevgiyi aldıkça birazcık farkındalığı varsa o sevgiyi çok doğru bir biçimde kullanmaya başlar. Ama baktınız ki karşısı o sevgiyi algılamıyor, anlamıyor ve siz bir şekilde verseniz de bu şekilde yürümüyorsa ya da doğru bu sizi üzmeye başlıyorsa o zaman birazcık durmaya başlarsınız. Çünkü adil olmak durumundasınız. Verdiğiniz şeyin de karşılığının bir şükürle görülmesi lazım. Herkes sizin istediğiniz kadar bunu yansıtmayabilir. Çünkü e, ben seni seviyorum sen de beni sevgi bir kavram olmayacağına göre. Ama sizin yapmış olduğunuz eylemler karşıda bir şükür duygusuyla güzel bir yaklaşımla iyi karşılanıyorsa daha fazla vermenizi tavsiye ederim. Bir kere çocukların sevgiye ihtiyacı var. Sevgi en önemli güven. Çocukların güvene ihtiyacı var. Güven sevgiyle anlaşılır ve bunun bir limiti yoktur. Yani sınırsızca bu sevgiyi vermeniz lazım. İlişkiler sevgi üzerine kurulur. Sevginizi bolca vermeniz lazım. Aynı şekilde bir şirkette başarılı insanları lütfen şımartın maddi, manevi kutlayarak o zaman daha fazla olur. Kesinlikle. İnsanların tam orasında bir arzulama lopu var. Siz bir insanı başarılı olduğu için takdir ederseniz, kutlarsanız burası coşar ve daha iyisini yapmaya çalışır. İster iş yerinde, ister evde, ister çocuklarınıza. Yani bir çocuğunuz ders çalışırken mesela çok basit bir şeyi başarılı yaptı diyelim. Vay be yavrucuğum sen neler yapıyorsun ya nasıl yaptın bunu? Bana bir anlat bakayım derseniz çocuk daha fazla ödev yapmak ister. Daha çok çalışmak ister. Yani ne kadar çok överseniz takdir ederseniz daha fazlasını yapmak isteyen bir insan beyni var. Aynı şey başarı için geçerli. Başarılı bir insanı herhangi bir noktadan dolayı överseniz takdir ederseniz hatta şımartırsanız daha çok başarılı olmaya çalışır. Ama tersi de olur. Eğer insanları takdir etmezseniz, övmezseniz, şımartmazsanız o zaman da iyice aşağı doğru giderler. O yüzden bence son derece etkili ve önemli. Lütfen şımartın ya. Hatta neyimiz var başka verebileceğimiz? En önemli şey bu yani. Sevmek, dokunmak, ilgilenmek. Bunlar çok önemli bir şey. Onu çok fazlasıyla düşünebilmek. Yani Bunlar bence çok güzel şeyler. Dediğiniz yani... gibi karşılığını göremediğinizde durduğunuz sürece evet. şımartmakta zarar yok diyorsunuz. Kesinlikle yok. Ee, Peki problemsiz bir yaşam mümkün mü? Ya da sağlıklı mı? Ne düşünüyorsunuz Şimdi, bu konuda? E, biz yaşamı çok e, farklı türgü algıladık e, ve farklı türgü kodladık esasında. Yani yaşam stresli olması lazım, yaşam problemli olması lazım diye. Yaşamda hiçbir şey yok. Yaşam o kadar güzel bir yer ki. Yani isterseniz çıkıp bir bakın doğaya, tabiata, her şey. Her şey o kadar güzel, uyumlu, ahenkli ve çok güzel. Yaşama problem getiren insan esasında. Yani bizim problemli yapımız, problemli düşüncelerimiz otomatik olarak da yaşamı problemli hale getiriyor. Yaşamda hiçbir problem yok. Yani yaşamda çekim gücü de yok. Yaşamda sizin var etme gücünüz var. Sizin var ettiklerinizi yaşadığınız bir hayat yaşıyorsunuz esasında. Yoksa bir şeyi çekmiyorsunuz bir yerlerden. Öyle bir şey de yok yani. Demek ki siz yaşamı problemli hale getiriyorsunuz. Yaşamda bir problem yok. İşinizi problemli hale getiriyorsunuz. Bir şeyin noktası yok. Problem nereden geliyor? Düşünceden geliyor. Acaba insanın düşünceleri neden problemli? Bence buna bakması lazım. O zaman kendinize şunu sormanız lazım. Acaba problemden besleniyor olabilir misiniz? Yani problemler sizin esasında bir şekilde itik, iten bir kuvvet mi acaba? Problemleri çözmek sizin için daha çok ciddi biçimde bir egosantrik bir olay mı acaba? Yani problemin sizin için anlamını çok iyi bilmeniz lazım. İkinci önemli step nedir esasında? Dışarıda olaylar vardır. Düşüncelerinizde de olaylar vardır. Bunun probleme dönmesi için... Kendinizi kaybetmeniz lazım. Biraz önceki gibi. Yani dışarıdaki olayları isterleştirirseniz siz elinize geçirmeye başlarsa bambaşka bir noktaya doğru götürür. O yüzden dışarıda bir problem yok. Sizde de bir problem yok. Sadece olaylar var. Olayların da farkındaysanız ne yapacağınızı ve ne yapmayacağınızı bilirsiniz. Çok nettir esasında. Evet. Yani ben şimdi mesela saçımı taramak istiyorum. Şöyle bakıyorum aynada tarıyorum. Ama ayna böyle yapıştı. Saçımı tarayamıyorum. Demek ki biraz olaylarla dış dünyayla, düşüncelerle aramıza bir boşluk bırakmak gerekir. O yüzden canlı yaşa eğitimleri veriyorum. O yüzden canlı yaşa kitabını yazdım. Yani insan düşüncelerden ve dış dünyalardan arasında bir boşluk bırakabilirse her şeyi görebilir. Gördüğü zaman ne olur biliyor musunuz? Olay haline gelir. Bir şeyin problem haline gelmesi için düşünce sizi sarar. Sonra kimyasal salgılar bütün bedeninizi sarmaya başlar. Korku, endişeyle beraber adrenalin bilen salgılarsınız ve yaşam sizden kopar. O yüzden yaşamda bir problem yok. Farkındalık varsa, Farkındalık yoksa yaşamdaki her şey problem. Yani size ben külçe altın getirsem buraya dersiniz ki aa Sinan niye böyle yaptı ben bunu nasıl taşıyacağım dersiniz. Yani o bile problem haline gelebilir. O yüzden insan kendisine çok iyi fark etmezse yaşam çok problemli hale gelir. Problemli insanlar problem yaratırlar. Yani o yüzden problemli insanlara yetki, imkan, ortam vermemek gerekir. Çok bence önemli. Tam da onu soracaktım. Bu problemli insan dediğimiz, zor insan dediğimiz insanlarla nasıl başa çıkılır? Ee, zor insan başka bir şey, problemli insan başka bir hı hı. şey. Zor insan sizdeki katma değerleri, potansiyeli, tutkuyu ortaya çıkartır esas. Da. Sizi zorlayınca sizdekiler ortaya çıkmaya başlar. Problemli insansa ne yaparsanız yapın hep problem yaratır. O size bir labirent hayatına döndürür hayatınızı. Yani o köşeye dönseniz gene bir problem var. Bu köşeye dönseniz gene bir problem oluşur. O yüzden kritik nokta halbuki zor insan sizin önemli yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi ortaya çıkarmanızı sağlar. Yaşama içindeki zorluklar da esasında sizin kabiliyetinizi, potansiyelinizi ortaya çıkarmaya sağlar. Ama ne zaman problemle karşılaşırsanız, problem gibi görürseniz potansiyelinize bakmazsınız o zaman. Sadece probleme dikkat vermeye başlarsınız. Yani bu masa çok ağırsa şimdi ve bunu kaldırmamız gerekiyorsa beraberce uğraşırız, didiniriz ve daha güçlenmeye çalışırız, başka bir yol bulmaya çalışırız. Çünkü bir problem değil. Biz bunu kaldırmak istiyoruz şu anda. Bu sadece bir olay. Ve buradaki zorluk, ağırlık benim potansiyelimi, kabiliyetimi, yeteneklerimi daha fazla ortaya çıkarmaya başlar. Düşünmeye başlarım. Acaba ne yaparsam bunu daha rahat taşıyabilirim diye. Ama bir de bunu problem hale getirmek var. İşte problem hale getirirseniz o zaman düşünmezsiniz. Kabiliyetlerinizi, yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya çalışmazsınız. Demek ki yaşamdaki kritik şey esasında zorlukla problem arasındaki farkı çok iyi anlamak lazım. Mesela Matematik sorununu çözmeye çalışmak bir matematik hocası için dünyadaki en güzel şeydir. Matematik sevenler bütün gün problem çözerler. Çünkü onlar için o problem değildir. Evet. Müthiş bir olaydır esasında ben de çok ve severim. potansiyellerini, fırsatlarını çıkarmaya çalışır. Mesela bir zamanlar ne güzel gazetenin arkasında bulmacalar vardı. Yani herkes bulmaca çözmeye çalışırdı mesela yaşlılar, insanlar ve fikir devamlı gelişirdi. Ve bulamayınca böyle neydi bunun cevabı dört harfli adam beşliyor uğraşırdınız mesela. O zorluk sizin beyninizin daha iyi çalışmasını sağlardı. Araştırmanıza teşvik ederdi sizi. Ve bir problem değildi. O yüzden problem insanın kendi çaresizliği içerisinde kalmasını sağlıyor. Diğeri ise teşvik ediyor. O yüzden yaşam esası problemli bir yer değil. İnsanın potansiyelini ortaya çıkaran müthiş güzellikler dolu bir yer. Zor insan denince işte böyle ya çok zor vesaire Yok. anlaşılıyor ama sizin zor insan tanımınız çok daha Özellikle farklı. Özellikle iş dünyasında, hayatta. Mesela anne babalar bazen çok zorlar çocuklarını. Harika bir şey bu. Ama yani bunu çok iyi anlamak lazım. Çocuğunuzu nereye kadar zorlayacaksınız? İş yerinde mesela bazı liderler, patronlar çok zorlarlar. Keşke öyle insanlarla çalışsanız. Çünkü zorlandığınız zaman nedir esasında o? Zorlayan kişi sizde o potansiyelin olduğuna inanan kişi. Yoksa sizi zorlamaz ki. Yani o kadar aptal değiller. Size zorluyor ki bunu yapabileceğinizi biliyor çünkü. Fakat ne üzücü ki sen farkında değilsin. Evet. Yani mesela bir çocuğa öğretmen ödev veriyor. <laughs> Çocuk diyor ki ben bunu yapamıyorum anlamıyorum. Ya bu mümkün değil. Çünkü onun seviyesinde bir ödev veriliyor esasında. Yani ortaokul üçe giden bir çocuğa üniversite problemi verilmiyor ki. Halbuki çocuğun bir şeyi fark etmesi lazım. Birisi ona bu şeyi verdiyse kesinlikle onun potansiyeli kadardır. Yaşamdaki karşılaşmış olduğunuz bütün olaylar kapasiteniz kadardır. Yani ayda e, 10 bin lira kazanan birinin 1 milyar borcu olmaz. En fazla 50 bin, 100 bin borcu olur yani. Yani borcunuz bile kapasiteniz kadardır. Sizin oluş durumunuzu kadardır. Demek ki bir şey anlıyorsunuz ki bütün olayları esasında zor gözüken şeylerle karşılaştığınızda sizden daha büyük olması mümkün değil. O zaman sizdeki hangi kabiliyetler, yetenekler, potansiyeller hangileriyle bulabilirsiniz ki bu sorunu çözebilirsiniz. O zaman yaşam bambaşka olmaya başlar. Eğer yaşam e, zorlamazsa bazı şeyleri de siz kendiniz zorlamazsanız o zaman potansiyeli nasıl bulacağız? Mümkün değil yani. Ortaya çıkartmamız için ona ihtiyacımız var. Evet. Ee, sizin çok değindiğiniz konulardan biri de düşünce gücü. Doğru. Videolarınız milyonlarca kez izlenmiş vesaire. Biraz düşünce gücünden de bahsedebilir misiniz? Evet. evet. Düşünce gücü demek istemem ama yani zihnimizin e, müthiş bir gücü var tabii ki inanılmaz derecede. Düşündüğümüz olaylar e, yaşamımızı gerçekleştirmiyor esasında. Ama düşünme şekliniz gelir. Yaşamı var ediyor. E, sadece düşündükleriniz de var etmiyor. Günde ortalama 50-60 bin tane düşünceye sahipsiniz. Hepsi var olmuyor. İyi de var olmuyor. Hangi düşünceler var olur acaba yaşamda? Burası bence çok kritik ve önemli. İki tane önemli nokta var esasında. Düşüncelerinizin duygu ve hissiyatı oluşturması lazım. Yani zihniniz bir düşünceyi oluşturduğunda burada bir görsellik yaratması lazım. Yani düşünceniz istemiş olduğunuz yaşamla ilgili zihninizde bir görsellik yaratabiliyorsa beyin o görselliğe inanmaya başlar. Çünkü beyin görsel çalışır esasında ve o görsellik onun için gerçektir artık. Gerçekse onunla ilgili duygular, kimyasal salgılar yaymaya başlar. Bu bir titreşimdir esasında. Ve yaşam onu yaşadıktan sonra siz dışarıda da bir algı oluşturmaya başlar. Yani yaşamış olduğunuz, yaşatmış olduğunuz bu düşünceyle görsellik dışarıda da bir algı oluşturmaya başlar. O algı size bir seçicilik yaratmaya başlar ve odaklanmanızı da arttırır. Yaymış olduğunuz düşüncesel da onu maddeye döndürür esasında. Bu bilimsel bir şeydir. Bu bir kişisel gelişim değildir yani. Hı hı. Bu tam anlamıyla bilimsel bir olaydır. Basit bir örnek vereyim mesela. Korku filmi seyrettik beraberce. Biz karar vermedik bir korku filmi seyredeceğimizi? Evet. Geçtik televizyonun karşısına koyduk filmimizi güzelce ya da iPad'inizde ya da bilgisayarınızda seyretmeye başladık. Ne yapıyoruz? 5-10 dakika sonra böyle yavaş yavaş korkmaya başlıyoruz. İyice korkuyoruz. Sonra film bitiyor. Sonra ben diyorum ki ya Aslı bana bir su verir misin içeriden diyor. Ya Sinan sen kendin alsana. Ya şimdi ben şey yapamayacağım. <laughs> bir çıt duyduk oradan bir şey var. Bakın film bitmiş olmasına rağmen. Peki bu bir korku filmi ve ben koydum esasında. Ama beyin ...onun gerçek olduğunu düşünüyor. Eğer oraya komedi filmi koysaydık... ...ooo gülecektik bilmem ne yapacaktık. E, Aslanımın programı koymuş olsaydık... ...o zaman müthiş belki de bilgiler edinmiş olacaktık. <laughs> demek ki esasında sizin... ...oradaki bir olaya beyin inandığına göre... ...demek ki siz de kendiniz... ...oluşturmuş olduğunuz olaylar... ...eğer görselliğe dökebiliyorsanız... ...beyin onu gerçek olarak düşünüyor. Ve sonrasında bütün yapı... ...böyle devam ediyor. Ancak bir kere... ...yapmış olmanız yeterli değil... Yani bunu gün içerisinde birkaç defa yapmanız lazım. 20 gün, 30 gün, 40 gün devam ettirirseniz eğer beyin artık o filmin içerisine giriyor. Onun içerisine girmeye başlayınca algısı, hareketleri, eylemleri o yönde ilerliyor. Ve siz böyle bir şeyi bir koyduğunuzda biz buna zihin kodlama diyoruz. Düşünceler de o yaratmış olduğunuz görselliğin içinden çıkıyor. O zaman bütün beyninizdeki nöronlar o işi gerçeğe döndürmek için devamlı düşünceler ve eylemler geliştiriyorlar ve ben buna diyorum ki beyninizi şimdi siz yönetiyorsunuz. Hem de kendi hedefiniz için. Eğer bir hedefiniz varsa oturun onu canlandırmaya çalışın. Eğer canlandırabiliyorsanız gerçekten o hedefi başarmanız kesindir. Eğer canlandıramıyorsanız işiniz çok zor. Olmayacak demektir. Canlandırdınız bir kere yetmez. Birkaç defa yap. Birkaç defa tekrarla. Birkaç defa tekrarlayınca bu sefer bütün düşünceleriniz o amaç için çalışmaya başlayacak ve dışarıdaki olayları göremeyeceksiniz artık. İnanılmaz olacak. O yüzden mesela vizyoner liderler dediğimiz kişiler bunlar esasında. Onlar canlandırdıklarını yaşıyorlar ve hayata sokmak için uğraşıyorlar. Hani Elon Musk çoktan Mars'a gitti. Her gün onu hayalini yaşıyor esasında. Yani ve yaşam bütün her şeyiyle size hızırlar, fırsatlar çıkarmaya başladı görüyorsunuz. Çünkü niye? Zihniniz sadece onları görmeye başlıyor. Ve hiçbir yerde kriz yok esasında. bize hizmet etmeye başlıyorlar Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. İmaj etme yoluyla. Ee, peki bu beyin farkındalığını nasıl geliştirebilir? Çok önemli bir soru. Bir kere bence bir insanın bence en önemli olayı bu. Bakın farkındalık ne demek biliyor musunuz? Hani bizim e, bazen yanlış anlıyoruz. Bir olaylar bitiyor böyle sonuçlanıyor. Aa diyorsunuz farkına vardım bir daha bunu yapmayacağım. Hayır. O eliniz kazıklar yani onu geçelim. <laughs> farkındalık esasında şimdi şu anda düşüncenizin, dış dünyanın, duygularınızın farkında olmanızla ilgili bir şey. Beyin farkındalık üzerine çalışmıyor şu anda. Çünkü alışkanlığında yok. Geçmişten gelen ezbersel hareketlerle çalışıyor. Çünkü ezbersel hareketler, geçmişten gelen hareketler beynin güvende olması anlamına geliyor. Ama geçmişten gelen ezbersel hareketler, refleksel hareketler esasında güvende olduğu anlamına gelmez. O zaman ben farkındalığı nasıl anlamam lazım? pratik etmem gerekiyor. Beyin alışkanlık üzerine çalıştığı için eğer farkındalık eylemlerini pratik etmeye başlarsanız. Mesela burada çok güzel bir şey bir su içiyoruz değil mi? Mesela suyu farkında olarak içerseniz. Ben şu an suyu hissediyorum. Yutuyorum gidişini, hafif serinliğini, çok güzel böyle beyaz bir fincan içerisinde beyaz logosuyla içiyorum. O da harika. Demek ki ben ne yapıyorum farkında biçimde şu anda su içiyorum hissediyorum duygularını. Bakın hala şuramda mesela serinlik veriyor. Eğer ben bu hareketlerimi günde 5-6 defa yapmaya başlarsam basit eylemler içerisinde beyin farkındalığı 20-30 gün 40 gün sonra alışkanlık haline getirmiş olur. O zaman ne olur her türlü eylemi yaparken konuşurken yürürken otururken farkında olarak yapmaya başlar. Fakat farkında olarak yapmaya başladığı eylemde gelecek ve de geçmiş korkusu ve endişesinde yoktur. O zaman beyin müthiş derecede o farkındalığı gerçek bir güvenlik olduğunu anlar. Beynin için gerçek güvenlik esasında farkındalıktan doğan olması lazımdır. O yüzden mesela şöyle bir örnek vereyim ki bir insan müthiş acılar yaşıyor diyelim, problemler yaşıyor. Artık acı ve problemler insanı var etmiş bir hale dönüştürür. Ve biz deriz ki çıkmak istiyorum acılardan, problemlerden. Hayır çıkamaz o insan. Niye biliyor musunuz? Çünkü acı ve problemli hayatı onun bildiği güvenlikli hayattır. Değişmek istediğini söyler ama değiştirmek için hiçbir şey yapmaz. Çünkü eğer o problemli hayattan çıkarsa güvenmediği bir hayat ortaya çıkacaktır. O için insan için en önemli olay güvende olmasıdır. Fakirlik, problem, sıkıntı hiç önemli değildir esasında biliyor musunuz? Çünkü orada güvendedir. Çık oradan deseniz çıkamaz. O yüzden eğer kişi güvenliğin esasında farkındalıktan geldiğini beyine alıştırırsa ve aktarırsa esasında beyin o yaşamış olduğu problemli hayatın hiç de güvenli olmadığını görür. O yüzden mesela bazı hocalar derler ki konfor alanından çıkamıyorlar. Hayır oranın konforlu olmadığını göremiyorlar. Hatta orası konforluysa niye çıksa adamcağız? Ve çıkmayın derim ben. Kesinlikle. Ama oranın konforlu olduğunu görmüyor. Çünkü farkında değil. Çünkü oranı yaşamış olan bir alışkanlığı içerisinde. Ama eğer siz o farkındalığa geçerseniz yaşamış olduğunuz o problemli hayatlardan özgürleşmeye başlarsınız. O problem yaratan beyinden özgürleşmeye başlarsınız. O özgürlük, o farkındalıkla beraber gerçek güveni doğurur. Bir şeyin farkındaysanız artık güvenlisinizdir. Yani burası bence çok kritik ve önemli bir şey. Ve yani ısrarla canlı yaşayarak hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Videolarda bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve insanoğlu farkındalığı geliştirdikçe bilgili insandan daha önemli bir hale gelir. Farkındalık içindeki bir insan bilge insan olmaya başlar. Bilgili insan değil. Bilgili insan hiçbir anlamı yok yani. Biz savaşların kötü olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. İsrailler bilmiyor mu şu anda savaşırken? Biliyorlar. Amerikalılar bilmiyorlar mı savaşın kötü olduğunu? Biliyorlar. Peki niye hala savaşıyorlar? Yani bilmek bir şeyi çözmez. O yüzden e, insanlar sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyorlar ama içmeye devam ediyorlar. Niye? Demek ki bilgi insanları çözmüyor. O yüzden hani bilgi hiçbir şekilde çok faydalı bir şey ama kritik nokta bilgiyi kimin kullandığı esasında. Eğer bilgiyi farkındalık içindeki bir kişi kullanmaya başlarsa o bilgi doğru yönde ilerler. Diğer türlü o bilgi atom bombası yaptırır, nükleer bomba yaptırabilir insanları yanlış yerlere götürebilir, yanlış eylemler yaptırabilir. O yüzden kritik nokta farkındalığı geliştirmemizdir. Mesela çocuklarımıza eğitim vermek istiyoruz. Farkındalık üzerine eğitim vermemiz lazım. En önemli eğitim bu. Sonra gerisi gelir zaten. Çocuğun farkındalığı varsa ne yapacağını, ne yapmayacağını çok iyi bilmeye başlar. Ama farkındalığı yoksa topluma, çevreme, ortama, oraya, buraya uymaya başlar. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten. Çok teşekkürler. Ee... Sürekli şu anda aslında çağımızın durumlarından biri erteliyor. Her şeyi sürekli erteleme hastalığı e, diye de bahseder oldular. Bunu nasıl e, önleyebilirler? Nasıl önüne geçebilirler bu sürekli ertelemenin? Tabii neyi ertelere bakmamız lazım? Yani belki de gerçekten ertelemesi iyi bir şey de olabilir bazen. Çünkü ona hazır olmamıştır. Bence burada kastedilen bize gelen sorulardan e, bu gündelik e, basit işlerden de bahsediyorlar. Örnek veriyorum... Büyük işler değil de böyle günlük yapması gereken işleri de erteleyenler. Zaten aslında her şey küçük küçük başlıyor. Ertelemenin arkasında birçok nokta vardır esasında. Onu çok iyi anlamak lazım. Ve herkes için farklılıklar teşkil eder. Mesela bazı insanlar başarısız olmaktan dolayı çok korkarlar. O yüzden başarısız olmaktansa ertelemenin doğru olduğunu düşünebilirler. Bazı insanlar mükemmeliyetçilik adı altındaki yalana sarılırlar. Ama büyük bir yalandır esasında bu. Hiçbir şey kendi anlamıyla mükemmel değildir. İşi yapmaya başladığınızda o iş mükemmelleşmeye başlar sizin için esasında. Buraya doğru savunurlar. E bazı insanlar yetersizdirler ama yetersizliğinin farkında değildir. Devamlı erteleyebilir. E bazı insanlar da tembeldir yani. Ya da bazı insanlar için o olay çok önemli değildir ve erteleyebilirler. Kritik nokta ertelemek size stres ve baskı yaratmaması lazım. Bilinçli biçimde erteliyorsanız bu bence doğru olabilir. Çünkü şu anda hazır değilim ve şu anda ben bunu bırakıyorum, erteliyorum dersiniz. O çok iyi bir şey. Ancak bilinçli ve farkındalık içinde yapılmayan bir erteleme üzerinize baskı oluşturmaya başlar. Biriken işler, olmayanlar, etrafın baskısı, amirlerinizin baskısı, çevrenin baskısı, anne babanın baskısı son derece sıkıntılı bir hal alabilir. O yüzden neyi neden ertelediğimizi çok iyi anlamamız lazım. O yüzden bilinçli ve farkındalık içinde yapılan bir erteleme çok faydalıyken bilinçsiz ve farkındalık içerisinde yapılan erteleme ise zarar verici olmaya başlar. O yüzden kişinin öncelikli olarak bunu anlamasını çok tavsiye ederim. Etrafım ve çevrenin ne dediği önemli değil. Onları dinlemesinler. Kendilerine sorsunlar. Ben niye erteliyorum bunları? Kapasitem mi yok, yetersiz miyim, korkuyor muyum, endişeli miyim? Yeterince istemiyor Yeterince muyum? Yeterince istemiyor muyum? Ben bunu anlamam lazım. Eğer bunu anlarsanız o zaman otomatik olaraktan değiştirmeniz gereken şey erteleme değil, ertelemeye neden olan konuyu üzerine fokus olmaya başlarsınız. Evet. Ve çok önemli bir şeyi bataklığı kurutmuş olursunuz. O yüzden kritik nokta onun arkasında yatan ana gerçeği görmek lazım. Belki de korkuyordur. O da olabilir. Ve hazır olmayan bir kişi ertelememem gerekir diyerekten bir eyleme geçiyorsa onun sonu hüsran da olabilir. Yani o yüzden baskı yaparak onun ertelememesini sağlamaya çalışmak da yanlış işler doğurabilir. O yüzden hani doğru zaman doğru işi yaptırabilmeniz için doğru adam olması lazım. Belki de hazır değil şu anda. Doğru bir adam değil. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden erteleme bir problem değil. Farkındalık ve bilinçli olmamak problem. Yani e, mesela tembellik de öyle. Tembellik ve erteleme birbirine çok yakın olaylar. Esasında insan olu tembel değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Ama e, onun da arkasında yine aynı şekilde beceriksizlik, azar işitmek, yani yanlış bir şey yapmak, kaybetmek, birçok enteresan korkular ve endişeler vardır. Çok dikkatle gözlemlerseniz birçok olayın arkasında hep korkuyu bulacaksınız. Korkmak ertelemeye getirir. Korkmak esasında tembelliğe getirir. Korkmak bir şey yapmayı durdurur. Yani yanlış yapmayacağım derken hiçbir şey yapmamaya başlarsınız. Evet. O yüzden her şeyin arkasında bir korku vardır. Mesela sizin şu an yapmış olduğunuz program dünyadaki en zor işlerden bir tanesidir. Yani topluluk önünde konuşabilmek ölüm korkusuyla aynı korkudur. Ve siz bunu devamlı yapıyorsunuz şu anda. Yani hiç kolay bir şey değil. Yani ama İlk başladığınızda herhalde şu an kadar mükemmel değildiniz. bilir ne heyecanlar yaşamıştınız. Zihniniz belki ertelemeniz gerekli olduğunu söylüyordu. Ne gerek var diyordu belki de. Ki ben de başladım aynı şey geçerliydi. Ama bir yerden başladınız. O sizi oraya başlatan konu sizi esasında var eden önemli bir kabiliyet ve yetenek. Bakın enteresan bir şey söyleyeyim. İlk konuşmamı yaptığım zaman ben 20 25 yıl önce hiç heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Çıktım böyle gayet güzel konuşacağım. Aa ses çıkmıyor şaka söylemiyorum. Yani ağzımı oynatıyorum ses çıkmıyor yani. Ve ter basmış vaziyette terler dökülüyor. Sauna gitsen o kadar terleyemem. Ve millet gülmeye başladı. Ve çıktım. Gittim tuvalet yapacak bir şey yok yani. Tuvalete kendime baktım. Tek düşündüğüm şey var. Acaba buranın arka kapısı var mı? Yani kimse bir daha beni görmeden kaçabilir miyim oradan? Gayet normal. Sonra aynanın karşısında biraz elimi yüzümü temizledim bilmem ne yaptım. Ve kendimle yüz yüze kaldım. Ve durdum şöyle bir. Yakıştıramadım kendime. ...ve Geri döndüm. Geri döndümle tabii gülüyor, biliyor. O nasıl ben de gülmeye başladım. Çünkü gayet gülecek bir olay esasında. Gülünce çok rahatladım. E, rahatlayınca ortam değişmeye başladı. İnsanlar alkış tutmaya başladılar. Ve iyi ki geri dönmüşüm. Eğer geri dönmeseydim bırakın etrafa güzel konuşmayı, kötü konuşmayı, artık kendimi çok zayıf ve kötü hissedecektim. O yüzden ertelediğiniz eylemlerin ileride size açabileceği sonuçların da farkında mısınız acaba? Burası da çok önemli bir şey. Evet. Çünkü erteleme devam ettikçe belki de yaşamdaki yapmanız gereken sizi müthiş bir yerlere götürecek olayları da bırakıyor olabilirsiniz. Bir daha hiç çıkamayabilirsiniz korkuyla. Kesinlikle. O yüzden müthiş bir farkındalık içerisinde neyin nedene sonuç vereceğini görebilirsiniz. Çünkü o farkındalık bütünsel de bir bakış getirir. Geçmiş, gelecekten şu anki ana kadar. Nelerin nelere götürebileceğini görmeye başlarsınız. Ve bütün tablo değişebilir esasında. Sinan Bey o akıcı anlatımınızla program o kadar Yapmayı, güzel aktı mi? gitti ki. Daha yeni başlamıştık. Evet ben de şu an iki bölüm daha Ay. çekebilecek <laughs> enerjideyim gerçekten. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah katkımız olmuştur. Kesinlikle olmuştur. Çok teşekkür ederim. Videolarınızı TEDx konuşmalarınızı çok severek izliyordum. Beni kırmayıp programa geldiğiniz için. Çok çok sağ Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Uyku bozukluğu günümüz toplumunun önemli problemleri arasında yer alıyor. Günlük yaşantımızdaki hareketlerden tutun ruhsal sağlığımıza kadar yaşam kalitemizde hayati bir rol oynuyor. Gece yatağa yatıyor, dönüp duruyor ama bir türlü uyuyamıyorsanız kısa bir reklamın ardından uyku bozukluklarına dair çok önemli bilgiler vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Uyku bozukluğu nedir? Uyku bozukluğunun türleri nelerdir? Uyku bozukluğu neden ortaya çıkar? Bunlar nasıl tedavi edilir? Uyku gün boyunca yorulan vücudumuzun ve sinir sistemimizin dinlendiği fiziksel ve zihinsel sağlığımız için ihtiyaç duyduğumuz bir gereksinimdir. Hayatımızın üçte birinden daha büyük bir kı kısmını kaplayan uyku günlük hayatımızın kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman değildir. Uyku zihinsel yaşamın önemli bir parçası olduğu gibi hormonal düzenleme için de ihtiyaç duyulan bir süreçtir. 80'in üzerinde uyku hastalığı türü vardır. Ben bugün başlıca uyku bozukluklarından bahsedeceğim. Uykusuzluk, uykuya dalamama, erken uyanma, aşırı uykululuk, uyur gezerlik ve huzursuz bacak sendromu. Uyku şikayetleri nelerdir bahsedeyim. İnsanların bir doktora başvurmasına sebep olan uyku şikayetleri şunlar gibidir. 1- Uykuya dalamıyorum. Çok fazla uyuyorum. Gece uykum sık sık bölünüyor. Sıçrayarak uyanıyorum. Geceleri korkunç rüyalar, kabuslar görüyorum. Ne kadar uyursam uyuyayım dinlenemiyorum. Gün içinde çok yorgun ve uykulu hissediyorum. Otururken bile uyuyorum. Eşim, kardeşim horluyor. Bu yüzden uyuyamıyorum. Peki ne kadar uyumalıyız? İdeal uyku süresi 4-11 saat arasındadır. Kişiye göre de değişiyor aslında bu. Uyku ihtiyacı içinde bulunduğu yaşa ve günlük yaşantının nasıl geçtiğine göre değişiklik gösteriyor kişinin. Uyandığınızda hissettiğiniz süre ideal uyku süresi uyku evreleri de buna bağlı olarak, bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Herhangi bir sebepten ihtiyacı olduğu kadar uyuyamayan insanların vücudunda bir takım etkiler oluşuyor. Bunlar neler? Vücudun hastalıklara karşı savunması azalıyor. Psikolojik rahatsızlıklara karşı olan direnç zayıflıyor. Stres hormonu artıyor. Sinirlilik, tahammülsüzlük artıyor. Görme ve konuşma bozuklukları oluşuyor. Kan şekeri dengesi bozuluyor. Nefes alışveriş dengesi bozuluyor vücut ısısı düşebiliyor, kas gücü azalıyor, unutkanlık baş gösterebiliyor. Peki en yaygın uyku bozukluğu türleri nelerdir? İlk olarak uykusuzluk, insomnia dediğimiz, ee, uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede güçlük çekme, normalden erken uyanma, gün içinde uykulu olma olarak da tanımlanıyor. Herkes birkaç gece uykusuzluk çekebilir ancak bunun haftalarca, aylarca sürmesi durumundan bu durumunda uykusuzluktan kronik uykusuzluktan bahsedilebilir uykusuzluk, ilaç kullanımı, tiroid hastalıkları, gürültü, ışık, kronik stres, depresyon ve psikolojik sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Genellikle bunun psikiyatrik rahatsızlıklardan kaynaklandığı ve buna bağlı gelişen ikincil bir rahatsızlık olduğu düşünülür. Her üç kişiden birinde uykusuzluk görülüyor. Uykusuzluk her yaşta da görülebilir ancak kadınlarda ve ileri yaştakilerde görülme sıklığı daha fazladır. Toplumda görülme sıklığı çok fazla olmasına rağmen Hekime başvurma oranı düşüktür. Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlığın işareti olabileceği için bu durumu iyi izlemek ve bir hekime başvurmak gerekir. Birkaç uyku bozukluğundan bahsedeceğim. Uyku apnesi, uyku bozukluğu çekenler genelde uygunsuz ortamlarda uykuya dalamazlar. Eğer böyle bir durum varsa insomniyanın sebebi uyku apnesi olabilir. Gündüz çok fazla uykulama, yorgunluk, baş ağrısıyla uyanma horlama ya da uyurken nefessiz kalma uyku apnesi belirtilerindendir. İkinci olarak aşırı uykululuk, hipersomniya. Çok uyuma anlamına gelen hipersomniya, aşırı uykululuk ve gündüzleri uyuma eğilimi olarak e, olmak üzere iki türü vardır. Genelde başka psikiyatrik rahatsızlıklarla eş zamanlı görülür ancak onların öncülü olduğu zamanlar da olabilir. Patolojik olmadığı durumlar da vardır bunun. Ailede yaygın bir durum olmasıyla ya da kişilik özellikleriyle ilgili olabilir hipersomniye, akciğer, karaciğer rahatsızlıklarına, beyin lezyonuna ya da kalp hastalıklarına bağlı da gelişebilir. Bu yüzden hipersomniye şüphesi olan hastaların mutlaka bir doktora başvurmasını tavsiye ediyorum. Bir de narkolepsi var. Gündüzleri aşırı uyuma eğilimi dediğimiz uyku atakları görülmesi durumu. Bu kısa süreli uykularda çok çabuk uykuya dalma, rüya ve rüya benzeri halüsinasyonlar görme gibi özellikler vardır. Gülerken ya da ağlarken kullanılan kasların kontrolünde Zayıflama görülür. Sabah uyandığında hemen kalkamaz kişi bir süre hareketsiz kalma yatakta dönme durumları görülür. Ve huzursuz bacak sendromu en sık karşılaştığımız bu sendromda uykuda hareket bozukluklarından en sık karşılaşılan bozukluktur. Hastalar uyurken ya da istirahat halindeyken bacaklarını hareket ettirmeye ihtiyacı hissederler. Bu belirtiler de kişiden kişiye göre değişmekle beraber hastalar genellikle karıncalanma uyuşma gibi ifadelerle tarif ederler bacaklardaki gibi rahatsız edici etkiler kollarda da görülebilir. Hareketsiz bir şekilde yatmaya devam etmek bu hissi arttıracaktır. Bu yüzden bacaklarını hareket ettirerek, gererek bu hissi kısa süreli de olsa geçirmeye çalışırlar. Bu durum kimi hastalarda her gece görülürken kimilerinde birkaç gecede bir görülebilir. Uyku kalitesinin düşmesine sebep olur ve sosyal hayatı olumsuz etkiler. Hareketsiz bir şekilde oturmak zorunda oldukları toplantı, sinema, tiyatro gibi yerlerde zorlanırlar bu kişiler kalitesiz uyku ve uyku bölünmesi anksiyete ya da depresyona da sebep olabilir. Bir de rüya sıkıntı bozukluğu var. Herkes uyurken bazen kötü rüyalar görebilir ancak normalde bu rüyaların insanları uyandırmaması gerekir ve tekrar etme eğiliminde değildir. Uyurken sıklıkla korkunç rüyalar görmek ve korku içinde uyanmak rüya sıkıntı bozukluğu işareti olabilir. Uykudan uyandıklarında rüya gördüklerini hemen anlarlar. Ancak bunun tekrar etme eğiliminin yüksek olması Uyku kalitesini düşürür ve sosyal, mesleki hayatı olumsuz etkiler. Bir de uyur gezerlik var biliyorsunuz. Genellikle 10 yaş civarındaki çocuklarda görülür. Uykuya daldıktan hemen sonra uykunun ilk üçte birlik bölümünde görülür çoğunlukla. Yataktan kalkıp bazı otomatik hareketler yapar. Sadece yataktan kalkıp birkaç adım atıp yine debilir, tuvalete de gidebilir ya da eşyaların yerini değiştirebilir, evden çıkmak gibi karmaşık işler de yapabilir. Bu durum bazı yar yaralanmalara sebep olabileceği gibi önlem almak gerekir. Ancak çoğunlukla tedavi gerektiren bir rahatsızlık ya da başka bir rahatsızlığın işaretçisi olarak görülmez. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı azalır. Nadiren de olsa yetişkinlerde de görülebilen bir durum. Peki iyi bir uyku için neler yapabilirsiniz? Öncelikle uykulu hissedinceye kadar yatağınıza gitmeyin. Uykunuz gelinceye kadar aklınızdan uyku ile ilgili endişelerinizi atmanızı sağlayacak Rahatlatıcı şeyler yapın. Kitap okuyabilir ya da hafif müzikler dinleyebilirsiniz. Yatakta lütfen telefonla sağa sola dönmeyin. Uykunuz gelince girin. İkinci olarak ilk 20 dakika uyuyamazsanız yataktan ve yatak odanızdan çıkın. Yatak odanız yalnızca uyumak için gideceğiniz yer olmalı. Başka bir odada uykunuz gelinceye kadar uyarıcı olmayacak eşyalarla, işlerle uğraşıp uykunuz geldiğinde yatağınıza geri dönebilirsiniz. 3. Her gece Yatmadan önce ılık bir banyo, yoga, meditasyon gibi rahatlayıcı şeyler yapmak size iyi gelecektir. Dördüncü olarak her gün aynı saatte kalkmaya çalışın. Düzenli bir uyku programına uymaya çalışın. Hafta sonları ve tatillerde de bu programa mümkünse uyun. Beş. Gündüz uykularından kaçınmaya çalışın. Gece uykusunu inanılmaz etkiliyor. Altıncı olarak beslenme konusunda da düzenli bir program takip edin. Yeme, içme, hareket konusunda vücut saatinizin düzgün çalışması için uğraşın. Hareket uykuyu çok etkiliyor, beslenme, yatmadan önce yedikleriniz çok etkiliyor. Yedinci olarak yatak odanızın sessiz, serin ve karanlık olduğundan emin olun. Sekizinci olarak yatağa gitmeden hemen önce yemek yemeyin, nikotin almayın. Ondan sonra öğleden sonra kafein tüketmemeye çalışın. Biliyorum çok mümkün değil ama e, bunu yapsanız uyku kaliteniz için iyi olacaktır. Onuncu olarak uyku saatinizden önceki 6 saat boyunca alkollü içecek tüketmeyin. Ve uyku saatinizden önceki 4-5 saat boyunca ağır egzersiz ve idmanlardan, stresli aktivitelerden kaçının. Spor ve egzersizler için mümkünse sabah saatlerini tercih edin. Bunun haricinde uyku hapları ve yatıştırıcı ilaçlardan da kaçının. Bunlar da kendilerine bir bağımlılık yaratabiliyorlar. Horlamanız hafifse yana dönerek yatın. Hamile olduğu için uykusuzluk çeken kadınlar ılık süt içerek akşamları sıcak banyo ve düzenli egzersizlerle uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Başkarın diz bölümlerini yastıklarla destekleyebilirler. Umarım bu bilgiler işinize yarayacaktır. Aslı Kılıçla Beyaz Sayfa'nın bu haftada sonuna geldik. Dünden ders alın, bugün için yaşayın, yarın için umutlu olun demiş Einstein. Her gün hayatınızda bembeyaz bir sayfa açmanız dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.